Merhaba ve birazdan Ezgi ben. Haftanın özetiyle yeniden karşınızdayız. Bu hafta yerel sektörden gelişmeler var gündemimizde. Aldığı 13 milyon TL'lik yatırımın ardından Otel Z ilk yurt dışı açılımını Çin'e gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz ay Sankonlar liderlerine yatırım alan girişim, Çin'in turizm devi Ctrip ile anlaşılarak yurt dışı açılımını Uzak Doğu'dan başlatıyor. Yapılan anlaşmaya göre Otel Z, Ctrip'e fiyat ve kontenjan bilgisi sağlayacak ve başarılı satışlar Otel Z'ye gelir kazandıracak. Ctrip, geçen yıl Skyscanner'ı 1.74 milyar dolara satın almasıyla dikkat çekmişti. Otel Z, yatırımın ardından yabancı pazar için hızlı bir adım attı. Türkiye'de Booking.com'un kapanmasıyla birlikte hızlı bir yükselişe geçmişti. Küresel oyuncular arasındaki rekabeti hep birlikte izleyip göreceğiz. Yurt dışına açılan bir başka yerli girişim ise serbest çalışanlara uygun ücretlerle iş yaptırmayı sağlayan Beyond'luk oldu. Beyond'luk sıfırdan başlamak yerine zaten aynı isimle ve modelle hizmet veren Superlancer'ı satın alarak yeni markasıyla yurt dışına açılacak. Beyond'luk kaliteli hizmet anlayışını öne çıkararak Superlancer'a da aynı yaklaşımla hizmet sunacak mı ve ne kadar başarı sağlayacak ilerleyen günlerde göreceğiz. Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitesi Hepsi Burada satış teklifleri için Goldman Sachs ile anlaştı. Hepsi Burada'nın potansiyel satışı bir süredir yakın çevrelerde konuşuluyordu. Geçtiğimiz hafta Hanzade Doğan Boyner'den gelen açıklamaya göre şirket, dünyaca ünlü yatırım danışmanlığı ve finans firmalarından Goldman Sachs ile anlaştı. Goldman Sachs, Hepsi Burada'ya yapılacak teklifleri değerlendirme rolünü üstlenecek. Hatırlarsanız geçtiğimiz Mart ayında Amazon, Orta Doğu'nun en büyük e-ticaret girişimlerinden Souq.com'u satın almıştı. Benzer bir satın alma Hepsi Burada için de gerçekleşecek mi hep birlikte izleyip göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası blockchain için çalışma grubu oluşturuyor. Dünya çapında oldukça ses getiren, bazı ülkelerde tanınan, bazılarında ise yasaklanan kripto para dünyası artık Türkiye'nin de odağında. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Bakanlığı'nın da dahil olacağı çalışma grubuna Maliye Bakanlığı'nın da katılması bekleniyor. Gelen açıklamaya göre değerlendirmenin ve tartışılmasının ardından bu teknolojiler kısa sürede bankalar ve Merkez Bankası tarafından da kullanılacak. Türkiye'nin önde gelen ödeme sistemlerinden Easyco, dijital ticareti kolaylaştıran ve daha güvenli hale getiren iki yeni ürününü tanıttı. Ürünlerden biri olan EasyLink, özellikle sosyal medya üzerinden satış yapan kişilere hedefleyen bir özellik. EasyLink, bir web sitesi ve teknik geliştirme olmaksızın kısa linkler üzerinden ödeme alınmasını sağlıyor. Geliştirilen bir diğer ürün EasyApp ise e-ticaret müşterilerinin korumalı bir alışveriş hesabı oluşturmasını sağlıyor. Alıcılar kayıtlı ödeme ve teslimat bilgileriyle saniyeler içerisinde alışverişi tamamlayabiliyor. Webrazi Summit 2017'ye son 12 gün. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz konuşmacılara ve etkinlikle ilgili detaylara summit.webrazi.com'dan ulaşabilirsiniz. Erken kayıt fırsatlarıyla biletlerimiz de hala satışta. Önümüzdeki haftanın öne çıkan haberlerini size aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.